Bir haftayı tamamladık. Yeni bir haftaya başlıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta dolar nispeten daha sakin seyrederken altın uzun süre 1800'ün üzerinde tutundu ama cuma günü gelen sert satışlarla birlikte 1800'ün altına gevşedi ve 1787 seviyesinden günü ve haftayı tamamladı. Peki altındaki düşüş eğilimi devam edecek mi yoksa önümüzdeki günlerde sert yukarı hareketler görebilir miyiz? Biliyorsunuz koronayı konuşuyoruz. Aynı zamanda teşvik konuşuyoruz Ve bunun altının fiyatlarının yükselmesi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini söylüyoruz. Ama bunun yanına iki kritik jeopolitik mesele daha eklendi hafta sonu itibariyle. Bunlardan birisi Biden'ın en yakın isimlerinden birisi olan ve son dönemde Dışişleri Bakanlığı'nda ismi geçen Blinken'in Suriye politikası arkadaşlar. Suriye'de Amerika'nın çok daha etkin olmasını istiyor. Ve bu Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin gerilmesini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde. Öbür mesele ise hafta sonu gerçekleşen bir Suikast. İran'da nükleer çalışmalar konusunda bir numaralı isim olarak gösterilen Zade silahlı bir saldırıya kurban gitti arkadaşlar ve İran bu saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini Dolayısıyla Amerika'nın gerçekleştirdiğini söyledi. Yani önümüzdeki günlerde İsraille İran, Amerika ile İran arasında ciddi gerilimler doğabilir. Bu jeopolitik gerilimlerde altın üzerindeki risk etkisini arttırabilir ve yükseliş eğilimi çok daha hızlanabilir arkadaşlar. Bir taraftan jeopolitik sorunlar, öbür taraftan teşvik meselesi ve son olarak da koronanın her geçen gün biraz daha hızlı bir şekilde artıyor olması. Bütün piyasaları çok yakından etkileyecek konular bunlar. Özellikle altın onsunun çok daha sert yükselmesini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bugün de her zaman olduğu gibi hem kapanış rakamlarını sizlerle paylaşacağım hem önümüzdeki hafta rakamlar ne tarafa doğru gidebilir ve bundan sonraki süreçte neler olabilir onları konuşacağız. Aynı zamanda hem Fahrizade meselesini hem Amerika'nın bundan sonraki Suriye politikasını hem S-400 meselesini hem Katsa meselesini yani Türkiye'ye uygulanabilecek yaptırımlar meselesini hem de bunların piyasalara yansımasını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu arada bir de Süleymani meselesi var biliyorsunuz. Yakın zaman içerisinde İran'ın çok üst düzey askeri operasyon yöneten ve özellikle Orta Doğu politikalarını belirleyen Süleymani'de suikaste kurban gitmişti. İran o zaman da tepkilerini ortaya koymuştu ama öyle ya da böyle barışçıl yollarla iş kapatılmıştı. Acaba Fahrizade meselesi de kapatılacak mı? Eğer kapatılırsa bundan sonra yeni kurbanlar gelebilir mi İran'dan? Yeni gerilimleri beraberinde getirir mi? Bütün bunları da değerlendirmek gerekiyor. Diyeceksiniz ki bunlar uluslararası meseleler ekonomiyle ne ilgisi var? Çok ilgisi var arkadaşlar. Çünkü ekonominin daha da gerilmesini özellikle riskten kaçışın ve tabii ki güvenli limanlara doğru yönelişin hızlanmasını beraberinde getirir. Dolayısıyla altın üzerinde çok ciddi etkiler yapar. Yani önümüzdeki günlerde kaos çanları çalmaya başlayabilir. Zaten dünya yerinde durmuyor, bir de bunlar ekleniyor. Ciddi anlamda sıkıntıların büyüyeceği anlamına geliyor. Nitekim Trump'ın attığı konuyla ilgili tweet'te çok dikkat çekici, onu da sizlerle paylaşacağım. Ama önce rakamlara bakalım. 132.873 seviyesinden kapanan bir borsa endeksi gördük. %1.02'lik kayıpla haftayı kapattı. 134.000'li seviyeler sürekli olarak zor özellikle bankacılık hisselerindeki alımlar dikkat çekti. Ancak şunu da söyleyelim arkadaşlar, bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde çok ciddi zarar ve batıklarla karşı karşıya kalabileceği ortada, merkez bankasının hem de ekonomi yönetiminin yaptıklarının çok fazla işe yaramadığı da ortada. Dolayısıyla borsadaki satış baskısını, dolardaki yükseliş eğilimini çok net bir şekilde göreceğiz. Her ne kadar dolar 7.77 seviyelerine kadar gevşese de yapılan tüm ataklara rağmen tekrar kendisini 7.80'in üzerine attı ve 7.83 üzerinden günü ve haftayı kapattı. Ve görünen o ki önümüzdeki hafta tekrar 8 liranın üzerine zorlayacak gibi 8.40-8.50 seviyelerine gidecek gibi. Gitmez ise bu seviyelerde kalır ise ne olur arkadaşlar? Bir anda 8.80'in üzerinde görürüz doları. Hatta 9 lirayı zorlamaya başlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Euro da 9.38-66 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Orada da dolardaki hareketin benzerini göreceğiz muhtemelen arkadaşlar. 11 liraları zorlayan bir euro kuru göreceğiz. Keza sterlinde de arkadaşlar 12 liranın üstü zorlanmaya başlayacaktır önümüzdeki günlerde. Yani bu geri çekilmeler, yatay seyirler aslında bir düşüş eğilimini izah etmiyor bize. Yükseliş eğiliminin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini söylüyor. Hemen etrafımızda gerçekleşen kaotik olayların yanında bir de katsa meselesi var biliyorsunuz. Biden'ın görevi gelir gel uygulayacağı ilk icraatlardan birisi muhtemelen bu olacak. 12 maddelik katsa yaptırımlarının beşi gündeme getirilecek ve bunların en az 3'ü ciddi anlamda Türkiye'de finansal sıkıntılar yaratabilir. Bu dolar üzerindeki baskının daha da artmasını beraberinde getirir. Aynı zamanda Türkiye'nin CDS puanında kontrolsüz bir şekilde yukarıya çıkmasını beraberinde getirir. Şu anda 380 seviyelerinde CDS'imiz. Bakın gelip gelebileceği maksimum nokta 370'ler oldu. Sonrasında tekrar yukarıya doğru hareketlenmeye başladı ve önümüzdeki hafta CDS'in 400'ün üzerinde olduğunu muhtemelen göreceğiz. Bu bize şunu anlatıyor. Katsa yaptırımlarının uygulanması Blinken'in yani Amerika'daki yeni dışişleri bakanının Suriye politikasında daha hard daha sert hareketler yapmasının Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olacak. Ya bu politikalarından Türkiye vazgeçecek, geri adım atacak. Yani bundan sonra tamam S-400'ü kullanmıyoruz kardeşim. Hatta Rusya'ya iade ediyoruz ya da başka başka bir bölgeye gönderiyoruz diyecek. Aynı zamanda Suriye'den de askerlerimizi geri çekiyoruz. Buraya Amerikan askerleri tekrar yerleşebilir diyecek ve işi soğutmaya çalışacak ya da gerilimi biraz daha arttıracak ve bu da dolar üzerindeki baskıyı arttıracak. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Euro'da, sterlinde, dolarda önümüzdeki süreci belirleyecek Biden'ın Türkiye politikaları olacaktır ve Türkiye'nin de Biden'ın bu politikalarına vereceği cevaplar olacaktır. Bir. İkinci sırada kesinlikle makroekonomik veriler olacaktır. Bunlarda tabii ki başı cari açık ve dış borç çekecektir. Enflasyon ve işsizlik meselesi, reel sektörün sıkıntılarının artması meselesi yer alacaktır. Bu arada bir not vereyim sizlere arkadaşlar. Kredi faizleri %21'in üzerine çıkmış durumda. 2021'in en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Bu da çok kritik konulardan biri bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani yüksek faiz ortamına girmiş bulunuyoruz. Mevduat faizleri aynı oranda yükselmedi ama mevduat faizlerinde yükseldiğini görüyoruz. Ancak vatandaş acaba bu %15-%16'lık mevduat faizine parasını götürüp yatırıyor mu? Yani Türk lirasına dönüyor mu? Hayır arkadaşlar son 3 haftaya bakıyoruz. Vatandaş 7 milyarın üzerinde dolar almaya devam etmiş. 221 milyar dolar civarındaki mevduat hesapları döviz mevduat hesapları da 228 milyar dolara çıkmış durumda. Ve yükseliş eğilimi devam ediyor. Önümüzdeki hafta 230 doların üzerine çok rahat bir şekilde çıkacak gibi görünüyor. Yani vatandaş ikna olmuş değil doların düşebileceği yönünde. Faizler arttırılsa bile bunun işe yaramayacağını görüyor ve aynı zamanda Türkiye'nin sıkıntılarının ve kırılganlıklarının ne kadar büyük olduğunu da görüyor. Yani vatandaş ekonomiyi çok yakından takip ediyor. Nitekim anketlere baktığımız zaman bunu görüyoruz zaten. Zaten anketlerde vatandaşın bir numaralı meselesi ekonomi, ekonomik sıkıntılar ve kelime bazında bakıldığı zaman altın, döviz, dolar, euro, sterlin gibi konular. Bu konunun temelinde de tabii ki herkesin parasını koruma içgüdüsü yatıyor. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelelim faize. 13.73'ten kapanışını gerçekleştirdi ama görünen o ki piyasa faizleri de yani tahvil faizleri de yukarıya eğilimini devam ettirecek. Özellikle kredi faizlerinin %21'in üzerine çıkmış olması tahvil faizlerini de peşinden sürükleyecek ve %16'lara giden bir tahvil faiz ortamına gireceğiz. Şimdi en çok merak ettiğiniz konunun altın olduğunu biliyorum. Buna bağlı olarak gümüş olduğunu biliyorum arkadaşlar. İkisinde değerlendireceğiz. Altının onsu 1787. 1800'ün altına da sarkmış durumda. Altının gramı 448 liraya kadar düşmüş durumda. Biliyorsunuz 535, 540 aralığına kadar yükselmiş Gümüşün onsu 22.57 ve gümüşün gramı da 5.70 seviyesine kadar düşmüş durumda. 7 liraların üzerine çıkmış bir gümüş gram fiyatından bahsediyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Gümüş ve altında korkunç bir satış baskısı var ve bu saatten sonra belini doğrultamaz. Ons hızlı bir şekilde düşüş eğilimine devam eder. 1200 dolarlara kadar düşer mi? Düşmez mi? Birinci soru bu. İkinci soru. Türkiye'de hem onsun düşmesi hem de doların düşmesi ihtimali var mı ve gram altın daha da dibe gider mi yani o 300'lü seviyelere geri dönme ihtimali var mı? Bu iki sorunun cevabını vermeye çalışacağım sizlere ve sonrasında da tabii ki hedeflerimizi konuşacağız. İlk önce onslarla başlayalım. Yani hem gümüş hem altının onsunu etkileyecek meselelerle başlayalım. Biraz önce söylediğim konu çok kritik bir mesele arkadaşlar. Fahri Zade'nin öldürülmüş olması. İran'ın iddiası İsrail. Amerika tarafı bunu doğrulamış değil. İsrail tarafı bunu doğrulamış değil ama Trump'ın tweet'i aslında her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki tweet'inde Trump bu konuyla ilgili çok özet olarak söyleyeceğim biraz uzunca bir tweet çünkü Fahrizade İsrail tarafından öldürülmüştür. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen tweet'i sizlerle paylaşayım. Fahrizade uzun zamandır Mossad'ın takibindeydi ve İran'a bu konuyla ilgili büyük bir darbe vurulmuştur diyor tweet'inde. Bakın çok kritik bir noktanın altını çiziyor aslında Trump ve başkanlık düzeyinde yapıyor bunu. Bu açıklama alenen İsrail Fahri Zade'nin zaten peşindeydi buldu vurdu ve öldürdü demektir. İran iddialarının doğru olduğunu söylüyor aslında satır arasında Trump. Dolayısıyla İsrail bu saatten sonra bu suikasti kabul etse de etmese de Trump'ın bu tweetinden sonra büyük ihtimalle ortalık karışacak arkadaşlar. Ve bu Fahri Zade meselesi çok ciddi büyüyebilir önümüzdeki günlerde. İran Amerika geriliminin aynı zamanda Rusya Amerika geriliminin aynı zamanda İran İsrail geriliminin çok daha hızlı bir şekilde büyümesini beraberinde getirebilir arkadaşlar. Yani Orta Doğu'da tekrar gördüğüm kadarıyla işler karışıyor. Hem bir savaş ortamı doğuyor hem de kaotik bir başka mesele gündeme gelmiş durumda. Onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Küresel terörizm endeksi raporuna göre aşırı sağ hortluyor. Şiddet her geçen gün biraz daha artıyor özellikle Afrika bölgesinde. Ama bu Afrika'da kalacak gibi görünmüyor. Bunun da temel nedeni korona arkadaşlar. Özellikle koronanın yarattığı fakirlik, yoksulluk ortamı, kaygı ve korku ortamı. Korona sadece bir hastalık olmaktan çıktı. Hem ekonomileri etkiliyor hem de sosyal problemler yaratmaya başladı. Hükümetler ellerini çabuk tutmazlarsa özellikle gelişmiş ülkelerin hükümetlerinden bahsediyorum. Avrupa gibi, Amerika gibi. Vatandaşların sorunlarıyla ilgili çözümler bir an önce üretilmezse gelişmiş olan ülkelerde de kaotik ortamlar görebiliriz. Bakın sosyal patlamalar görebiliriz. Keza gelişmekte olan ülkelerde de ciddi sıkıntılar görebiliriz. Fakirlik, parasızlık, yokluk, yoksulluk, özellikle gıdaya ve barınmaya ulaşamama meselesi çok çok ciddi sıkıntı anlamına geliyor. Bu Evet koronanın ve ekonomik sistemin yarattığı bir tahribat ama bunu insanlar bir yere kadar kabul edebilir. Daha sonrasında ciddi anlamda sıkıntılar baş gösterebilir. Sosyal patlamalar meydana gelebilir ama çok daha tehlikelisi şiddet olayları, terör olayları, suç oranları artabilir arkadaşlar. Aslında küresel terörizm endeksi raporu bunu anlatıyor ayrıntılı bir şekilde. Önümüzdeki süreçte gördüğümüz kadarıyla riskler her geçen bir biraz biraz daha artmaya devam edecek. Finans sistemi her ne kadar ortamı güllük gülistanlık göstermeye çalışsa da borsalar uçsa da kaçsa da altında düşüşler olsa da bankalar neredeyse zil takıp oynasa da her gün karlılıklarını biraz daha arttırsa da küresel çaptaki bankalardan bahsediyorum. Ekonomiler özellikle reel ekonomi her geçen gün biraz daha sıkıntıya girmeye devam ediyor ve ekonomilerin sıkıntıya girmesi birebir insanlara dokunuyor iş insanlara dokunmaya başladığında yani genele ve tabana dokunmaya başladığında zaten sorun da buradan doğuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve dikkatinizi bir kere daha çekmek istiyorum. İspanyol gribi 1918-20 arasında yaşanıyor. 20'den 28'e kadar resesyonist ortam. 28'den sonra büyük ekonomik bunalım. 28-39 aralığındaki bu ekonomik bunalımın yarattığı büyük depremler ve sonrasında 39'da başlayan 2. Dünya Savaşı. Bunların hiçbir rastlantı değil. Bu korona meselesi daha ilk gündeme geldiğinden beri bunu sizlerle paylaşıyorum. Bakın bu bir felaket tellallığı değil. Dünyanın geçmişte yaşadığı meseleler sadece bir örnek. Binlerce yıldır bunun gibi onlarca örnek yaşamaya devam etti dünya ve her seferinde yokluk, yoksulluk, hastalık, salgın gibi meseleler ekonomik sorunları doğurdu. Ekonomik sorunlarda ciddi savaşları, büyük savaşları ve sosyal sorunları beraberinde getirdi. O anlamda arkadaşlar insanların tedirginliği daha da artacak. Aynı zamanda bakın İngiltere Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklama çok kritik. Onu bir kez daha paylaşacağım sizlerle. Yüzde %11 oranında İngiltere ekonomisinin 2021 yılında daralması bekleniyor arkadaşlar. Bu hiç küçümsenmeyecek bir rakam ve 2020'ye göre aslında ekonomilerin çok daha büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor. Yine İngiltere Maliye Bakanı diyor ki 1 milyon daha yeni işsiz olabilir İngiltere'de. Mevcut işsizler kervanına 1 milyon kişi daha katılabilir. İnsanların işsiz kalma kaygılarını biraz daha arttıracak. Bir de somut örnekler vereyim. Havacılık sisteminin en önemli çatı kuruluşu İHA'ta açıklıyor. Havacılık sektörü 157 milyar dolar zarar edebilir diyor. Bu şu demek arkadaşlar binlerce sektör çalışanı işsiz kalacak. IBM 10 bin kişi işten çıkartmaya hazırlanıyor. Reel sektörde, hizmet sektöründe pek çok firma koşullar gereği internet ortamına geçmeye başladı. Bu da personel sayılarında ciddi azaltma politikalarını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Yani önümüzdeki süreçte en büyük kaygı insanlarda yokluk, yoksulluk ve en önemlisi işsizlik kaygısı olacak. İşsizlik kaygısı demek arkadaşlar tasarruf eğiliminin daha da artması anlamına gelir ve işte orada altın ve gümüş karşımıza çıkıyor. Altın ve gümüşteki yükseliş eğilimi gözlerinize inanamayacağınız boyutlarda olacak. Yani meseleleri sadece teknik ve finansal verilerle değerlendirmeye kalkarsanız büyük şaşırırsınız. Önümüzdeki dönemde esasen psikolojik, sosyolojik toplumsal meseleler gündeme gelmeye başlayacak ve bunlar esas riskleri oluşturacak altındaki alım eğiliminin artmasının temelinde de bu olacak. Şimdi gelelim rakamsal boyutuna. Evet 1800'ün altına sarkmış olabilir. 1700'lü seviyelerde kapanış gerçekleştirmiş olabilir. Hatta 1750-1730 gibi seviyeleri bile görebiliriz. Ama bunların hiçbiri altının düşüşünü ifade etmiyor arkadaşlar. Dünya normalleşmedi. Dünya çok daha büyük bir riske doğru ilerliyor. Çok daha kaotik bir ortama doğru ilerliyor. Altına gelen talep öyle bir şekilde yükseltecek ki altının onsunu bir anda biz 2100, 2300, 2500 seviyelerini göreceğiz ve hatta 2021 yılında 3000 dolar hedefine bile gidebiliriz. Lütfen bu seviyelerde çok paniklemeyin derim sizlere. Gram altına gelince gram altın hem altın yükselişine bağlı olarak hem de doların bu geçici düşüşüne rağmen önümüzdeki dönemde yaşayacağı devalüasyonist etkilere bağlı olarak 1000 liraların üzerine çıkacak 2021 yılında yapmanız gereken tek şey bu düşüşleri çok fazla kale almamak, sakin olmak, kahvenizi yudumlamak, beklemek arkadaşlar. 200'lerden, 250'lerden, 280'lerden biz söylediğimiz zaman altın alanlar ve bazı gevşemelere geri çekilmelere rağmen panik yapmayanlar 500'lü seviyeleri gördüler ve bugünkü geri çekilmeyi bile çok fazla önemsemiyorlar. Çünkü zaten 280 liradan almışlar bugün 448 lira. Dolayısıyla arkadaşlar beklemeyi bilenler, sakin olmayı bilenler uzun vadede her zaman kazanmaya devam edecekler. Onun da özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.